Ay neler olmuş ya? Yol git git bitmedi. Ay basın bülteniyle falan uğraşırken tam konferans harika oldu derken şu olana bak ya. Yasemin'cim başın sağ olsun. Sağ ol. Bir daha kusuruma bakmayın. Benim başım ağrıyor, biraz uzanacağım. Tabii tabii. Dinlen. Gökçe. Canım sen nasılsın? Ben bahçeye çıkayım. Aklım Ece'de kaldı. Ece'de mi? Neden? Neden ki? Ya benden her şeyi öğrenmek zorunda değilsin ya. Üf. Gökçe Hanım, ben de size teşekkür etmeye gelecektim. Çok iyi oldu sizi gördüğüm. Yani bu nasıl söylenir bilmiyorum ama... ya aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. İyi ki Ece görmedi o cesedi. Yok yok yok, hiçbir şey görmedi. Ben direkt uzaklaştırdım zaten onu. Ya öyleymiş. İyi ki yanındaydınız. Çok teşekkür ederim. Keşke biri de beni uzaklaştırsaydı. Hayatım boyunca unutamayacağım bir manzara. Oturmaz mısınız? Olur. İnsan unutmak istediği ne varsa daha çok yaşıyor bu hayatta, bilirim. O yüzden her zaman paylaşacak, konuşacak birine ihtiyaç var. Eğer siz de yalnız hissederseniz, yani hissetmezsiniz tabii ama... olur da paylaşmak isterseniz bizim kapımız size her zaman açık. Teşekkür ederim. Şu sıralar herkesin bir terapiye ihtiyacı var zaten. Yasemin de çok kötü. Tabii, o da neler yaşadı üst üste, kolay değil. Yani evet ama şey, o ölen adam Yasemin'in kuzeniymiş. Ne? Kuzeni miymiş? Tahminimden uzun sürdü. Normal mi bu? Rahat olun Özgür Bey. Normal prosedür. Ortada Timur Bey'i suçlayabilecekleri hiçbir şey yok. Geliyor işte. Siz için senden haber bekliyorum canım. Tamam canım. Kolay gelsin. Nasıl geçti? Bir sorun yok değil mi Timur Bey? Yok. Her şey yolunda. Konuşulması gereken her şeyi konuştuk. Artık bekleyeceğiz. Adem'den bir haber var mı? İhbar edeni bulmuş mu? Ses yok henüz. Şirkete geçeyim. Ahmet'in karısı neden böyle bir ihbar yapsın? Karısına bunu yaptıran kim asıl? Cevabı biliyoruz galiba. Çok iyi bir tahminimiz var. Kim bu? Kod adı Kunduzi. Muhterem'in dosyası da oldukça kabarık. Oho. Bir sürü parmak izi, nüfus kağıdı, farklı farklı isimler. Ne diyorsun? İşini biliyor. Ben bu adamı nereden hatırlıyorum ya? Efendim ya? Bir şey demedim abi. Her taşın altından çıkabilecek bin bir suratlı biri. Birkaç kere kıstırılmış ama her defasında paçayı kurtarmış. Para için herkes de çalışır. Bizi Timur'un düşmanına götürecek adam bu diyorsun. Anlat bakalım ne oldu? Direkt anlatacak olursak Timur Bey ifadesini verdi. Evde herkes endişeli, kaygılı. Prensesimizle daha görüşmedik ama muhtemelen o da üzgün ve endişelidir. Efendim. Başımız sağ olsun prenses. Bana numara yapma Kunduzi.
Ahmet'i sen öldürüp attın oraya. Ya sen ne diyorsun? Ahmet benim elimde büyüdü, kardeşimdir. Onun canına nasıl kıyarım ben? Yalan söylüyorsun. Ya beni delirtme. Günlerdir bir deliğe saklanmışım, kocan beni avlamasın diye. Kardeşim ölmüş, cenazesine gidemiyorum. Karısına, çoluğuna, çocuğuna bakmaya gidemiyorum ya. Nalet gelsin seninle tanıştığım güne. Kocan kardeşimi öldürdü. Ahmet'im gitti. Sıra bana da gelecek diye ödüm karışıyor. Bak, bak sana son kez söylüyorum. Eğer beni okursan hepinizi tek tek yok ederim. Önce o korumanın kızından başlarım, anladın? Bakalım Yasemin bu adamı hatırlayacak mı? Tanıyorsa ve doğruyu söylerse elimiz çok güçlenecek. Doğruyu söylerse evet. Yasemin Hanım çözülürse Timur'la ilgili de güçleneceğiz. Vallahi Timur sağ solu belli olmayan bir adam. Yani belli ki çok düşmanı var. Onun için organizasyonlarda yeri büyük. Ama bakalım bu defa ne yapacak? Böyle sessiz oturacak mı? Yoksa hesap mı soracak? Bence geri adım atmaz. İşin içinde kızı var çünkü. Yani ben de olsam aynı şeyi yapardım. Taviz vermezdim. Biz asıl hedefe bakarken yanındakileri kaçırmayalım ama. Kim? Bekir mi? Aynen. Bu işe ne kadar dahil? Yani Bekir iyi askerdir. Tamam gücü sever ama nerede duracağını da bilir. Gerçi elini kirletmekten de korkmaz aslında. Öyle bir şey de var. Sen bu aralar yine de ona da dikkat et. Gözünü üstünden ayırma. Tamam. Beyler. Şu sıralar her konuyla ilgili ekstra dikkatli olun. Haberleşme, telefonlar, sevkiyatla ilgili aksiyon. Hep sessiz halledilsin. Yoksa herkes başımıza toplanacak. Polisin içine gelecek tabii. Didik didik edecekler bizi. Yok. Bu fazla sürmeyecek. Şu ceset olayı ortadan bir kalksın. Daha fazla adama ihtiyaç var mı sevkiyat için? Sakın. Yeni kimseyi almayalım aramıza. Kimin ne olduğu belli olmaz. Bekir. Adem'in yakasına yapış. Bir an bile boş bırakma. Nerede, ne yapıyor hep bilelim. Derdimiz yokmuş gibi bir de dürüstlük abidesi sardık başımıza. Hiç merak etmeyin. Askerdeyken falan da ben zaten nefes aldırmazdım onun için. O bilirdi tabii eğitimlerde en iyisi oydu diye ama... Ben hep ensesindeydim Timur Bey. Merak etmeyin, Adem bende. Özgür, Ferhat'la ilgilen. Bir bak bakalım ortakları bu sevkiyatla ilgili bir şey sızdırmış mı? Sanmam Timur. Bu işin ortaklardan gizli yapılacağını biliyordu zaten. Geç bunları Ferhat, geç. Yemekler yenilmiş, benden habersiz iş yapılmış. Yok öyle. Madem yaptın sonuçlarına katlanacaksın Timur gibi. Öyle. Kimle iş yaptığınızı unutmayın diye aradım. Öpüyorum seni. Bir daha gelince mutlaka ara, olur mu? Eyvallah. Eyvallah canım. Benden habersiz sevkiyata. Kimin malını kimden çalıyorsun? Daha bunlar iyi günlerin Timur Efendi. Daha iyi günlerin. Bir ipucu buldum. Evet. Eve geliyorum. Konuşmamız lazım. Ay geldi. Babam geldi.
Babam sandım da. Şirkete geç.